Şimdi ben ve Aydın arkadaş basın toplantısına gittik. Orada basın toplantısı oldu, konuşmalar oldu, aileler konuştu. Rahmet eden Can Aymaz'ın ailesi konuştu. Ayrıldık. Dört arkadaştık. İkimiz ayrıldı. Ben ve Aydın arkadaş yürüyorduk. Sokağa girdik. Arkamızdan iki kişinin yani bizi takip ettiğini anladık. Sivil bir şekilde. Sokağa girmemize zaten koştular üstümüze. Polis, GBT kontrol direkt müdahale etmeye çalıştılar. Biz de ne olduğunu bilmiyoruz. Yani polis olduğunu anlamadık. Kimlik falan da göstermediler. Biz de yani alacaklar bizi, biz de direniyoruz. O sırada müdahale ettiler. Biz de müdahale ettik. Bir şekilde bizi arabaya kattılar. Gözaltı yaptılar. Aracın içinde darp etmeye başladılar. Darp etmeye başladıktan sonra bizi güvenlik büroya götürdüler. Orada da 1,5 saate yakın bir işkence gördük. Rıhtımdaki, evet. Orada bir buçuk saate yakın işkence gördük. Arka taraf açık bir alan. Sağ tarafta müdüriyet odası gibi, müdür odası gibi bir oda vardı. Orada bizi yatırdılar. Türk'ün gücünü göreceksiniz. Ağza alınmayacak ailevi değerlerimize küfür, tehdit, işkence. Yani kim olduklarını zaten birkaç kişiyi biliyoruz. Diğerlerine kafamızı kaldırmamızla yüzümüze tekme yumruk geliyordu. Aşırı bir işkence gördük. 1,5 saate yakın. Kürdistan'ı istiyorsunuz. Türk'ün gücünü göreceksiniz. Kürdistan diye bir yeri yok. Ailevi değerlerimize küfür. Türk devleti böyle yapar işte. Ailevi değere küfür ederek tabii ben dile getiremiyorum. Su falan döktüler, ayılttılar. Hastaneye götürdüler. Ters kelepçeyle bir sonraki güne kadar ters kelepçeyle bizi röntgene soktular. O şekilde yani gözle görülür bir şekilde etrafımızda döndüler. Küçük bir not defterine yazdılar. Orada müdahale ettim arkadaşımın kafası şuradan kırık diye. Sen sus dedi, müdahale etme. Aracı alınca da o diğeri nerede diye beni gösterdiler. İçeri giren bana küfür etti. İçeri giren bana küfür etti. Ben sana ne yapacağım, ne yapacağım? Tehditler, hakaretler, küfürler. Hastaneden polis aracına bindirilirken çıktıktan sonra yani vermişse dahi ben o raporu sağlıklı olarak görmüyorum. Hiçbir şekilde ben o polis emri altında çalışan doktorların verdiği darp raporunu sağlıklı görmüyorum. Tekrardan karakola götürüldük. Bize işkence yapan kolluk görevlisi iyi polis rolünü oynuyordu. Yok ters kelepçeden çıkarttın, gerek kalmadı, ön kelepçe alın. Avukatımız geldikten sonra. Bize işkence yapanlar, isimleri şu an aklımda değil. Üç kişiyi biliyoruz. Geri kalanını zaten yüzünü görmedik. Kafamızı kaldırırken dediğim gibi darbe alıyorduk. Savunmasız bir şekilde işkence yapıldı bize. Ters kelepçeyle işkence yapıldı. Sonrasında nezarethaneye girdik. Uyumamıza izin vermediler. Sürekli ses çıkarttılar. Siren yaktılar. Acayip bir ses çıkarttılar. Megafonla, hoparlörlerle. Biz aldırış etmedik. Uyumaya devam ettik. Sabah kalktığımızda da zaten savcılığa gittik. Şikayetçi olduk. Ve bizi darp ettiler diye onlar da davacı olmuş. Biz hiçbir şekilde fiziki müdahalede bulunmadık. Kendimizi savunma amaçlı sadece müdahale ettik. Ayağı burkulmuş galiba bir kolluk görevlisinin. Araç içinde bana tekme atarken şurama hatta geldi tekmesi. Kaydı, koltuk arasına girdi ayağı. Çekerken burkuldu ayağı. Onu gördüm. Hatırlıyorum. Saçımı tutup burnuma çalıştılar. Her seferinde kendimi savunmaya almama rağmen gözüme darbe aldım. Burnuma hiçbir şekilde darbe almadım. Aracın içinde de bayağı bir hakaret, küfür, işkence gördük. Aracın içinde iki kişiden işkence gördük. Bizi alan iki polis memurundan işkence gördük. Bize avukat olduğu için pek bize bir şey demediler. Dosyamıza baktılar. Tamam dedi. Avukatlarla beraber çıktık. Bize zaten bunu yapan, halkın içinde bunu yapan alçakça bir saldırıyı devamını da bekliyoruz. Yani öyle bir tereddüt içindeyiz. Can güvenliğimizin olmadığı ve hatta ailemizin can güvenliğinin olmadığını belirtmek istiyorum. Yani onca hakaret, onca tehdit, onca işkenceye rağmen yani bunun devamının geleceğini bekliyoruz. Yani halk içinde bunu yapan ileriki zamanlarda her şeyi yapabilecek bir zihniyete sahip olduklarını biliyoruz. Yani ilk defa gördüğümüz şeyler değil. Bu işkence bizim en ufak bildiğimiz bir şey.
Ya bundan beterlerini de yaptıkları var. Ya bizim can güvenliğimiz yok. Ailemizin can güvenliği niye yok? Bunu belirtmek isterim. Hani biz bunlara bunu yaparsak, benim düşüncem mesela, onların biz bunlara bunu yaparsak diğerleri bir dahaki bir olayda bunu yapmaya cesaret edemez düşüncesiyle yaptıklarını düşünüyorum. Siz her ne kadar böyle yapmaya devam ederseniz biz o kadar güçleniriz. Sadece dış görünüşümüzü bozdunuz. İçimizdeki görünüşümüzü asla bozamazsınız. Fiziken diz çöktürdünüz ama boynumuzu eğmediniz. Ya mesela amaçları şeydir, mesela bugün Aydın özelinde değildir. Mesela Aydın'ı bir birey olarak görmüyorlar. Mesela amaçları işte bütün muhalif kesimleri ortadan kaldırmak. Mesela bunun en büyük örneğini de biz gördük. İşte işkenceyi arkadaş anlatmıştır. Mesela Kadıköy'de zaten bize işkence uğrayan memurları biz tanıyoruz. Mesela bir ayı, bir seneyi aşkın bir sürecidir. Biz bunları tanıyoruz. Yani onlar bizi tanıyor, biz onları tanıyoruz. Mesela amaçları işte Aydın üzerinden biz işte Kürt gençlerine, işte muhalif gençlere nasıl bir korku yaratabiliriz, önümüzde bir seçim var zaten. Bunun amacı, yani bu amaçla saldırdılar ama mesela şeydir abi, biz bunu da mesela halkımıza bunun sözünü verebiliriz. Bugün bir Aydın gider binlerce gelir. Bir ölür belki binlerce gelir. Hiçbir şekilde bu çetelere, bu kendini polis görünümlü devlet işlerine sığınmış kiliklere biz hiçbir zaman asla ve asla boyun eğmeyeceğiz. Bunun hesabını da demokratik yollarla seçimde, anayasa mahkemelerde bunun en büyük hesabını bunlardan soracağız ve hesap verecekler. Yani yargılanacaklar öyle. Yani bugün işte biz işkence yapalım, işte kimse takip etmesin boyutuyla kesinlikle kalmayacaktır.